Atletizm Ansiklopedisi'nin sayfalarında bugün eski başkanlarımızdan Sayın Muharrem Dalkılıç var. Eski milli atletlerden Vasfi Özçelik ve Nazmi Balasa soruyor, Sayın Muharrem Dalkılıç cevaplandırıyor, sayfalarımızı çeviriyoruz. Muharrem abi, rahatsız ediyoruz. Türk atletizm tarihinin, camiasının iz bırakmış çok önemli sporcularından birisiniz. Tartışmasız bu camia sizi böyle kabul ediyor. Nerede, ne zaman, hangi yılda atletizme başladınız? Bizi aydınlatırsanız seviniriz. Önce çok teşekkür ederim geldiğiniz için. 1938 doğumluyum. Gaziantep'liyim. Gaziantep'te yaşım küçük olması nedeniyle futbol oynuyordum ve takımda oynuyordum. Bir gün il müdürlüğü bir yazı göndermiş kulüplere. 4 kişilik takım çıkarana ve takımda birinci olanlara eşofman vereceğiz diye. Böyle şeye de kale kulübünde oynuyordum. 3 tane atletimiz var, bir tane eksik var. Antrenörümüz, futbol antrenörü, dedi ki o 4. adamda Muharrem'i koşturacağız dedi. Tabii o zamanın almış olduğumuz bir terbiye var, bir saygı var. Sesimi bile çıkarmadım futbol oynarken. Koşacağımız mesafe 10 kilometreydi. Stadyumda başladı. 5 kilometre koştuk, döndük. Stadyumda da bitiyordu. Bütün kulüpler, 6 kulüp vardı. 6 kulübünde atletizm takımı var. Bizim de var ama bizimki 3 kişi olduğu için beni koşturmak zorunda kaldılar. Müsabaka başladı. Kilis yolundan geri döndük. Geldik şehre girerken baktım ki bende hiçbir şey yok. Yorgunluk da yok filan. Yani bir rahatlığım var. Ben bıraktım onları. Stadyumda gözüküyordu ve çok açık bir farkla aşağı yukarı bir 100 metrenin üstünde geldim, birinci oldum. Herkes şaşırdı. Ya bunlar atletizm, bu adam ilk defa bu müsabaka koşuyor diye. Ve biz birinci olduk takım adında. Kaç yaşındasınız abi? Sözünüzü kestim, özür dilerim. 16 yaşındaydım. Ondan sonra geldik, birinci olduk. Takımımızı da aldık. O zamanlar daha eşofman falan yoktu. O dönemlerde, 54'ten bahsediyorum. Ve o eşofmanlarda kırmızı bir eşofman. İlk defa da eşofman aldık. Sonra biz futbol oynamaya devam ederken 15 gün sonra bana dediler ki sen futbol oynamayacaksın. Çünkü grup birinciliği vardı. Elazığ'a gitmemiz gerekiyordu. Beni de aldılar. Futbolu 15 gün oynamadım ama o arada da antrenman yaptık. Atletizm antrenmanları yaptırmaya başladılar. Elazığ'a gittiğimizde o zamanlar Sivas, Kayseri, Erzurum, Ağrı, Antep diyelim. Ve orada rahmetli Ahmet Aytar var. Akdeniz oyunları şampiyonu, Elazığ'dır o. Onunla tanıştık ve müsabaka başladı. O grup birinciliğinde 6. oldum ben. Bizim takımımız 2. oldu. Antep'e geldik. 3 hafta sonra da Atatürk yarışı 27 Aralık bizi davet ettiler. 2. olmamız nedeniyle gelmemiz gerekiyordu. Kabul ettiler. Ankara'ya geldik 27 Aralık 1955 oldu. 55-27 Aralık'ta geldik. Bildiğiniz gibi bir gün evvelden teknik toplantı yapılıyor. Lisanslar filan ediliyor. Sahada içeride bir hareket oldu. İçeride bir hareket olunca baktım bizim idarecinin sesi yüksek sesle şey yapıyor. Konuşma yapıyor. Biz takım halinde geldik ya filan. Allah Allah filan dedik. Neyse çıktık. O zaman itiraz etmişler bana. Selahattin Yıldız diye bir abimiz var. O itiraz eden de o. O zaman yine Beşiktaş kulübünün idarecisiydi. Niye itiraz ettiklerini? Yaşı küçük olması nedeniyle 27 Aralık Atatürk yarışı Dikmen'den başlıyor. Onun için oradan koşamazsın. Bizim bildiğimiz yaşı büyük diye itiraz olur. Sizde bir ilk yaşanıyor. Ben ilk defa alıyorum. Evet. Küçük diye itiraz var. Evet, küçük itiraz var. Yıl 1955. Peki ne yapacağız? Demişler ki Kızılay'dan okullu ve kulüpler yarışı oluyor. Ancak orada koşabilirler. Biz 27 Aralık'ta Kızılay'da, o zaman tabii bir Ankara'ya ilk defa gelmiş ki şaşırdık. O kadar güzel memleketimizin başkentini görüyoruz falan. Büyük bir sevincimiz var. Kızılay'a geldiğimizde bir kalabalık, iki yol tamamıyla kapattılar çünkü o zaman.
bu kadar arabada yoktu, insan da yok tabii. Kapattılar. Neyse, sonuçta Kızılay'dan yarış başladı. Şimdi ben Posta Caddesi'ne oraya geldiğim zaman 3 kişiydik kalan, hepsi arkada. Yine ben bir hızımı aldım. Fakat ben Maliye Bakanlığı'nın, valilik olan o İş Bankası'nı araya giremedim, bilmediğim için dış kapıya doğru devam etmişim. O arada 30-35 metre öndeymişim. Hakemler bana diyor ki, evladım yanlış gittim, buradan geçmen lazım diye haber verince ben geri dönünceye kadar, eskiden Güneş Tecelli vardı, o da atletti. O zaman Ankara Koleji'nde talebeydi. Sonra da TRT'de spikerlik yaptı, spor şeydi. O birinci oldu, ben ikinci oldum. Akşam 19 Mayıs Stadyumu'nun altındaki salonda ödüller veriliyor. Ödülleri almak için ödüllerden önce bir kişi çıktı böyle. Boyu aşağı yukarı 2 metre üzerinde. Yani maşallah. Dedi ki, çocuklar bir dakika dedi. Orkestra da getirmişlerdi hatta orada çocuklar şey olsun diye. Çocuklar bir dakika dedi, durdu. Bugün dedi, ben onu birinci olarak kabul ediyorum dedi. Kim o çocuk dedi, çıksın gelsin bakayım benim yanıma dedi. Nail'im Oran'mış rahmetli. Atletizm Federasyonu Başkanı Nail'im Oran'mış. Neyse dedi, kalk bakalım gel. Dedi ki, evladım sen nerelisin? Gaziantep. Dedi ki, sen yolu bilmemişsin, ikinci olmuşsun. Yoksa 30 metre öndeymişsin dedi. Bilmiyordum yolum dedim. Dedi ki, sen birincisin, sen çok kabiliyetlisin dedi. Sen atletizm yapacaksın. Ben dedim ben futbol oynuyorum. Tesadüf dedi, ben atletizmi yapıyorum. Yok dedi, futbolla oynama. Atletizm yapacaksın dedi. Sonuçta hiç göremediğim, hayatımda daha hiç takmadığım, bana da bir o zaman bir saat hediye ettiler. Daha o güne kadar hiç saat mal elime almadım. Her şey açık. Ben şey insanım, yani söylüyorum her şeyi. Sonuçta biz memleketimize döndük tabii. Yine biz futbol oynamaya başladık. Şehre küsüyle Kale Kulübü'nün şampiyonluk maçı var. Ben oynuyorum takımda. En küçükleri de benim tabii. Çünkü iyi bir futbol oynuyormuşum demek ki, takımda oynatıyorlardı. Tam maça çıktık, ısındık. Hakemi bekliyoruz. Futbol hakemini, il müdürü hakemi de. Kaptanımızı çağırdı. Orada bir yine bir hızlı bir konuşmalar oluyor sahanın içerisinde. Diyor ki, yapamam. Oynamayacak. Diyor ki bizim kaptanımız, niye oynamasın? Yani niye oynatmıyorsunuz? Dedi ki, oynatmıyoruz çünkü bak vali tribünde oturuyor, şeref tribünde oturuyor. Gidin onunla konuşun dedi. Şimdi ben, bana dedi ki oğlum böyle, çocuğuz tabii yani yaşımızdan dolayı ben futbol oynuyorum. Ağlamaya başladım daha böyle üzüldüm falan. Neyse elimden tuttu. Daha ben şeref tribünü şeyine, atletizm sahasından daha valiye kadar gidemedim. Valinin hareketi şu hareket. Beni kabul etmedi, bizi kabul etmedi daha kaptanlar. Böyle yapıyor gider. Çık. Oynayamazsın diye. Ve bizi oynatmadılar. Sonra ertesi gün değil de salı ve çarşamba günüydü. Vali beni çağırdı. Dedi, gel bakalım çocuğum dedi. Artık dedi, sen futbol oynamayacaksın dedi. Çünkü dedi, Atletizm Federasyonu Başkanı Naili Bey bunun çok büyük kabiliyetli olduğunu, atlet olanların hepsini geçtiğini, onun için atletizme yapacaksın dedi. Sayın Valim dedi, ben futbol oynamak istiyorum. Oynamasın dedi bana. Sert bile bir şey. Tabii o kadar. Ondan sonra biz 15 gün evvel, 15 gün sonra baktım ki babamı çağırmışlar, abimi çağırmışlar, vali çağırmış. Demiş ki bak bu çocuğu istiyorlar şu anda. Federasyon Başkanı Naili Bey diyor ki bu çocuğu Ankara'ya gönderin diye devamlı alışveriş yapıyoruz kendi aralarında. Abi özür diliyorum, sözünüzü kestim. Bu arama bir kırılma noktasıdır diyebilir miyiz? Hayatınızda gayet tabii. Dönüm noktası bir tabii, kırılma gayet noktası. Gayet tabii canım, gayet tabii. Tabii, tabii. Nail'im oranı da kutlamak lazım. Tabii, böyle tabii, bir dehayı, böyle bir tabii, kıvırcımı tabii, teşhis tabii, edip valiye kadar uzanıp araması takdire şayan bir olay. Onlar çağırmış. O da dedi ki, evladım dedi babam. Abim de aynı şekilde, Allah rahmet eylesin ikisine de. Dedi ki oğlum gideceksin dedi yani. Madem ki o zaman çok önemliydi tabii bir valine ve büyüklerine böyle bir şey yapmak filan. Sonuçta ben tabii geldim, Ankara'ya geldim. Geldiğim gün Besim Hoca beni teslim etti, Naili Bey, federasyon başkanı. Dedi ki al hoca, geldi çocuk, sana teslim.
Ne yapıyorsan yap. Tamam. Biz idmanlara başladık. Beni küçük tiyatronun karşısında bir otel vardı. Yeni otel diyerek. Onun sahibi Macar'dı. Oraya teslim ettiler. Dedi ki bir çocuk burada kalacak. Dediler ki bana da Yemen'de istasyondaki Abdullah Bey'in lokantası meşhurdur orası. Burada yiyeceksin, antrenmanda geleceksiniz. Biz başladık. 3 ay sonra yani 56'ya girdik. 55 bitti. 56'ya girdik. Mart ayının 26'sında Mısır'a milli müsabaka var. Seçimler olurdu eskiden. Yine oluyor ya. Seçimlerde Besim Hoca dedi ki sen dedi seçime git. 10 bin metre koşacaksın dedi. Sahada 10 bin kilometre. Hayatımda cross'ta koştum tamam. Ama hiç koşmadım. Tam sahaya çıktık 10 bin metre seçmelere. Nail'i Bey bir gözünü açtı geldi. Hocaya bir bağırıyor bir çağırıyor. Bu çocuk daha yeni geldi. Kaç yaşında bu çocuk? Bunu 10 bin metre dedi ki ya başkan diyor. Ya çok kabiliyetli. Ne versem yapıyor idmanları yapıyor diyor. Onun için diye koşturmak istiyorum diyor. Ya koşturma koşturma. Peki koştur. O zamanlar tabii Osman Coşkun vardı rahmetli. O birinci adamdı. O birinci adamdı. İkinci adamı seçiyorlar yani. O zamanlar Haydar Ertuğrul vardı. Abdullah abi vardı. Abdullah Gökkunar vardı. Ya yani sonuçta 6 tane 10 bin metre koşar insanlar vardı. Ondan sonra ben kazandım. Yarışı da ben kazandım. Ve Mısır'a gitme hakkını kazandım. İlk milli bayrak resimde şu. Bak şu. Bak daha hiç yüzümde sakalım yok. Tıraş olmuş değilim. Öyle mi? Anladın mı? Evet. İlk müsabakamda oldu benim. Ondan sonra tabii hoca ne diyorsa idmanımızı yapmaya başladık. Yani artık Ankara'ya yerleşmiş olduk. Allah'ıma hamdolsunlar. Her şeyi ne verdilerse en iyi işini yapmaya çalıştım açıkçası. Yaptım da. Ve büyük başarılar diye şey yaptık. Ne olabilirdi? Dediler ki 58 senesinde Ankara'da Balkan şampiyonası var. Eskiden Balkan şampiyonası, şimdiki Balkan şampiyonası gibi değildi. Çünkü her milletin, Balkan devletlerinin en iyi sporcusuyla gelirlerdi. Onlar olimpiyatlarda, Jazi, Borabaş, en iyi sporcularla Balkan şampiyonasına katılırlardı. Hipodrom'da, bizim sahamızda başladı. Hipodrom orada bir dere var. Cross'tan bahsediyoruz değil mi muhalefa? Oraya bir köprü yaptılar. Biz hipodromda bir tur atıyoruz, stadyuma dolaşıyoruz. 10 kilometre. Ben üçüncü oldum orada. Balkanlar şaşırdı kaldı. Yaşımdan. Yunanlı bir şey vardı. Konuşuyorlar. Adam diyormuş ki ya nasıl olur ya? Üçüncü oldu. Bu kim ya? İlk defa demişler böyle bir şey görüyoruz. 1,5 yıllık atletsiniz evet, bu arada. Evet. Hayret uyandıran, evet, isminizi evet, bilinmemesi evet, ana nedeni bu. Tabii. Uluslararası camiye evet, tanımıyor. Evet. Sonuçta kabul ettiler tabii. Biz de iyi koşmaya başladık. Bu sefer uluslararası yarışmalara gittik. Sofya'ya çağırıyorlar, Yugoslavya'ya çağırıyorlar. Orada gidiyorum. İki defa birinci oldum, iki defa ikinci oldum, bir defa da üçüncü oldum. Artık hep o grubun içinde olmaya başladım. 1962 yılında Balkan Şampiyonası Ankara'da yapıldı. O zaman bizim... Pist mi, cross mu abi? Yok pist. Cross değil. Ondan sonra Ekrem Koçak bir sene önce yani 61 yılında Balkan şampiyonu oldu 800 metrede. Balkan şampiyonu oldu. Yugoslavya'da oldu. Belgrad'da oldu. Kampta öderken Ekrem Koçak bir isyan çıkardı. İşte o zaman federasyon başkanı Cevdet Fıratlıydı. Allah rahmet eylesin. Dedi ki bana hocayla konuşmuşlar. Sen 800 metre koşacaksın dedi. Tamam. Ne koşturuyorlar? İlk defa da 800 metre koşuyorum yani. Kabul ettiler. Ekrem Koçak'ı kamptan çıkardılar, otelden çıkardılar. İsyan etti yani. Cerf abi de demiş ki federasyon başkanı. Tamam kardeşim al çantanı git dedi. Biz 800 metre koşuyoruz. Şimdi birinci turu geçtik. 600'ü geçtik. 700'ü geçtik. 100 metreye geldiğim zaman sanki orada bütün Balkan'ta 6 tane kulvarı, o zaman 8 değil, 6 kulvarı hepimiz dolduk, böyle geldik. Ben burun farkıyla kazandım. 800 metrede. Balkan şampiyonu. Yine herkes hayret etti. Hatta o zaman
böyle foto finish falan yoktu. İple şeyle edildi. Yere düştüğümde az şeyimde burnum üzerinde şu kan geldi burnumdan. Beni hastaneye kaldırdı. Benim ilk Balkan şampiyonasım 1962 senesinde başladı. 63 senesinde Balkan Kros şampiyonası İstanbul'da oluyor. Abi yine sözünüzü kesiyorum. Özür diliyorum. Sizi atletizm pistlerinde orijinal kılan bir şeyi ifade ettiniz. 10.000 metreye hazırlanıyorsunuz. Evet. Ama 800 metrede birinci oluyorsunuz. Yani atletizm camiasının içerisinde olan insanları hayrete düşürmemek mümkün değil. Çok farklı antrenman, çok farklı mesafeler. Çok süratliydim. Türkiye rekoru 400 metre, 400 çarpı 400, 400 bayrak yarışında takımda bende var. 48-8 benim 400 metre. Çok süre. Bütün yarışlarımı foto finish'den burun farkıyla bilmemeyle kazanıyordum. Yani. Çok süratliydim. Yani benimle son böyle 100 metre falan geldiği zaman kolay kolay geçilmiyordum açıkçası. Abi yine çok önemli bir şeye bahsediyorsunuz. Ben yani sizlerden sonraki bir atlet olarak hayretler içerisinde kalıyorum. O günkü malzemeler, tartan pist yok. 10.000 metre hazırlanıyorsunuz. 10.000 metre üzerine antrenman alıyorsunuz. Evet. Ve diyorsunuz ki bu antrenmanı yapmamama rağmen 400'ün 48.8 altı çizilecek bir olay. Evet. Bugünün şartlarında, bugünün tartan pistlerinde sırf 400 çalışıyorsanız, yani abartı olmasın ama 45 saniyenin altında, 44 saniye civarında bir 10.000'cinin koşacağı bir derece. 1960 yılında Robo Olimpiyatlarına barajı geçip hak kazanmıştı. Ben o güne kadar Adidas ayakkabı ayağıma giymedim. Hacı Bayram Camisi'nin ara sokağında Florespor vardı. Onu yaptığı çivili ayakkabıyla koştum. Ne zaman koştum? 58 senesinde ilk rekorumu kırdığım zaman 1500 metre 3:46.6 Dolmabahçe stadında koştum. Türkiye rekoru kırdım. Toprak pistte. Ben hiç toprak koştuğum süre ben tartanda koşmadım ki. Abi dikkatimi çekti. Onu anılarınızda soracağım ben size. Onu gördüm hiç ve biliyorum. Hayatınızda hiç tartan pistte koşmamışsınız. Evet. Roma Olimpiyatlarında Adidas bildiğiniz gibi çok büyük reklam ödüyor onun ayakkabısı, malzemesini filan. O zaman ayakkabıyı biz giydik. Sonuçta 63 senesinde Balkan Şampiyonası bizi İstanbul'da kampa aldılar. Sıran ortamında kaptırdı, antrenmanlar muntazam şekilde yapıyoruz. Çok büyük idman yapıyoruz. Artık idmanı besim ödü zaten alabildiğine götürüyor. Ne bileyim işte 30 tane 400 metre antrenmanı yapıyor. 5 tane 2000 metre koşturuyor. 3 tane 3000 metre koşuyor. Bunları koşturuyor ama koştuğum 5:30, 30, 35, 26 falan koşuyordu 2000'lere. Antrenmanlarda onlara koşuyor. Sonuçta Balkan Şampiyonası'na Ayaz Ağa'da müsabaka orada başlıyor. Tam yarışa başlıyoruz. Herkes eşamanı çıkardık. Foto finişte Rıza abi rahmetli. Yerinize dedi. Tam böyle hareket ederken benim ayağıma birisi bir bastı. Kan böyle parmağıma geldi. Yogosu almış mesela. Yanımdaki adam. O da bilerek yapmadı tabii. Yani böyle şardaki ayağıma bastı. Ah dedi bir bağırdım. Hemen başlatmadı. Hocam lütfen başladın. Yok bir şey dedim. Ama kanı görüyorum ayağımda. Yarış bir başladı. 3 tur Ayaz Ağa'da. 1. tur beraber girdik. 2. tur beraber diyelim. Az ara bir fark var. Ben 3. turda alabildiğime bir gidiyorum. O Ayaz Ağa'da. O dereler meleler atlıyor. 350 metre önde bitirdim yarışı. Çünkü demişler ki bu kadar hızlı gidiyor. Koştuğum adamlar hep Roma Olimpiyatlarında 5. adam. 5. olmuş. Olimpiyatlarda 5. olmuş. Final koşmuşlar. Yani Olimpiyatlarda koşan adamlar nasıl olsa bu kadar bu hızlı gidemez. Duracak. Ben ne durması ya? 350 metre önde geldim. Yarışı büyük bir farkla kazandım. Sonra Romenlerin bir genel sekreteri vardı. Toplantı yaptı. Toplantı yaparken basın toplantısı yaptı. Beni de yanına aldı. Şöyle tercüme ediyorlar tabii. Aydan diyor adam getirseniz bugün dalgıcı kimse geçemez. Böyle anormal bir şeyi. Topu yıkarladık. O zaman bilmiyor topu yoktu ki zaten. Öyle bir şeyimiz de yoktu yani. Yani
iyi bir spor hayatım geçti. Anlatayım istiyorsanız da. Abi, fazla uzatıyorum ben. Estağfurullah, çok keyifle, zevk alarak dinliyoruz. Sorularımız arasında vardı. Şöyle yapayım ben isterseniz. Sormadan evvel siz zaten kendiliğinden geldi. Yani soru bana gelmiş oldu. Soracağım soruyu bana sordurmak zorunda bıraktınız. Spor hayatınızda, başarılarınızda Besim hocamızın, o da gelmiş geçmiş efsanevi antrenörlerimizden biri. Onu bize anlatabilir misiniz tabii, kısaca? Evet. Besim Hoca tabii yıllardır antrenörlük yapmış. Şimdiki gibi teknik konuları da bilmiyor. Tabii ben o zaman bunları düşünüyorum. Sadece kimi çalıştırmış? Osman Coşkun'u çalıştırmış. Kimi çalıştırmış? Ekrem Koçak'ı çalıştırmış. Kimi çalıştırmış? İşte Fevzi'yi çalıştırmış. O zamanki atletleri çalıştırdım. Ondan tecrübesi. Onun yaptırdığı idmanları aynısını bana yaptırıyordu. Ama öyle bir hale geldi ki onlar eğer 30 tane koşuyorsa bana 35 tane koşturuyor. Çünkü bütün vücudum, yani bütün şeylerini yapabiliyordum ben. Böyle geldi. Ama tabii bunu yaptırırken de demek ki bende bir şey gördü ki bunları yaptırıyor. Hiçbir gün itiraz etmedim. Yani şimdi duyuyorum tabii ben. Duyuyorum. İşte antrenman yapıyor. Hocam çok yaptırıyor ama ben yoruldum. Yok bende. Böyle bir hadise hayatım boyunca olmadı. Hayatım boyunca hoca ne söylüyorsa ben onu yaptım. Her şeyi yaptım. Evet. Her şeyi yaptım. Onun için de Allah rahmet etsin, iyi bir antrenördü. Şimdiki gibi böyle teknik konular falan olsa herhalde o zamanlar daha iyiydi. Hatta iki şeye anımı da, üç tane kaldı. Onu da size söyleyeyim. 1963 senesinde Balkan devletleri ile İskandinav milleti arasında milli müsabaka yapılacaktı. Yani Balkan devletleri, İskandinav milletleri. Tabii ben 62'de şampiyon olmuşum. 63'te Kıbrıs'ta şampiyon olmuşum. Ve Türkiye rekoru kırmışım. Balkan rekoru kırdım 5000 metrede. 14-13 koşmuşum. Balkan rekorunu kırdım. Beni takıma aldılar. Finlandiya, Helsinki'de olacak. Beni takıma aldılar. Biz bir gün Yunanistan'da toplandı. Yunanistan'da ertesi günü Helsinki'ye hareket ettik. 1952 olimpiyatlarında Helsinki'de yapılan kampta hepimiz, bütün sporcular orada kaldı. O Yunanlı idareci böyle elini vurdu. Oturuyoruz. Dal kılıç. Dal kılıç diyemezler. Dal kılıç derlerdi. Ondan sonra dedi ki, hemen tercüman da var. Onun yanında getiriyor tabii. Söylüyor, o da bana söylüyor. İşte yarın diyor, bundan koşacak diyor. Bu diyor şu anda dünyanın en iyi 5000'cisi diyor. Derecesini söyledi o zaman. O zaman söyledi. 13-35 dedi. O zamanlar. En iyisi bunlar dedi. Yani iki tur, iki buçuk tur yiyecek dedi. Geçecek seni dedi falan. Biz de tabii o zamana kadar daha öyle büyük sporcularla bilmem neler görmedik. Öyle hayran hayran bakıyoruz tabii yanına. Neyse, sonuçta ertesi günü müsabakada 5000 metre koştuk. Yarış başladı. Besim Hoca 200 metrenin orada, onun bir hastalığı var bilirsiniz. Hep tur okurdu. Ben 200 metrenin orada tur okurken gençte ben de böyle kulak ediyorum tabii ama grup halindeyiz. Daha yeni başladı yarış zaten. Oğlum 65, üçüncüde 65, 64, 66, 5. tura geldik, hocam okumadı. Ses kesildi. Ben de diyorum ki, önce duymadım herhalde dedim. İkinci, hocam kaç dedim. Evladım çok iyi, çok iyi dedi. Aynen bu hareketi yaptı. Ama ben geçen gün görüyorum böyle. Grup geldi. Vallahi son 500 metre kaldığında yarışın, 4 kişi kaldık. Ben 500 metrenin kala birinci kulvara geçtim. Alabildiğime bir gidiyorum ama sanki finişmiş gibi. Ama adam yanındaki o derecesi 13-35 olan, o da yanımda tabii beraber. Son yüzlüğe geldiğimizde o 4 kişi herkes birer tane kulvar aldı. Ama ben birinci kulvardayım. Böyle gidiyoruz. Sanki 100 metre koşuyormuşuz gibi. Burun farkıyla foto finişte yarışı aldım. Tabii biz çöktük. 200 metre orada bir hadise var. Ambulanslar geliyor, bilmem ne yapıyor. Meğerse hoca o zaman kalp kırıldı mı geçiriyor. Kazandı diyor. Adamı yerde yatıyor. Hastaneye götürdüler. Adam geldi. Ben de oturdum böyle, nefes alıyorum.
O adam, o 35 kursan diye en iyisi profesör. Böyle ayakta duruyor, ben de yerde oturuyorum. Şöyle bir baktı bana, böyle yaptı eliyle. Ben de bakıyorum adama. Ya dedim ki içimden, kim lan bu hıyar nasıl şey yapar lan bir şey, mümkün değil. De. O oyunların en iyi sporcusu orada beni seçtiler. Kral tribünde Nurmi vardı. Dünyanın Nurmi. En iyi 5000 10.'si ve maratoncu. Bir maraton, bir olimpiyatta 3 tane madalya alan, altın madalya alan. O da oturuyor onun yanında. Kral kupasını bana verdi. Ya oyunun en iyi sporcusu olarak onu verdi. Nurmi'de büyük bir heykeli var onun. Stadyumun şeyinde heykeli var Nurmi'de. Helsinki'nin en merkezi olan Kızılay gibi, Ulus gibi büyük heykeli var. O da heykeli bana kendi eliyle verdi. Evimde durur onlar hepsi. O kralın şeyi derler. Büyük bir başarı olduğunu zannediyorum. Herkes tarafından artık ondan sonra zaten beni bütün milletler çağırmaya başladı. İngiltere çağırıyor. Hemen idarecisi geldi. Fransa'nın dedi ki 15 gün sonra dedi, Paris'te şey var. Cross yarışı var. Ondan sonra siz davet ediyoruz dedi. Biletim falan geldi. O zaman da oraya da gittim. O şeyler var. Olimpiyat rekoru. Jazzy. Humin. Bunlar hepsi Fransa'nın ve dünyanın en iyi sporcuları. Onlarla konuştum. Göğüs farkıyla o oğlan orada beni. Göğüs farkıyla geçti. Jazzy geçti yani beni. Ben ikinci oldum orada. Bütün milletler çağırmaya başladı. Yani Allah bana o şansların hepsini doya doya yaşadım. 63 senesinde yine, onu da hatırlatayım size. 63 senesinde Devlet Demir Yolları'nın bir takımı vardı. Ekrem Koçak, Mustafa Kıyıcı, Yusuf Eldek, Erdener Oflaz. Hep bunları giderlermiş filan. Demişler ki ya buraya geliyorsunuz ama hiçbir başarılı olamıyorsunuz demişler. O zaman beni demişler ki ya Balkanların en iyi bir sporcusu var. Biz onu davet edelim demişler. Bir gün Celif abi çağırdı dedi ki oğlum sen dedi Brüksel'den Belçika'dan davet ettiler oraya gideceksin. Tamam dedi. Beni çağırdı ben de gittim oraya. Abi oraya gittiğimde Tokyo Olimpiyatlarında Kamudi. Tokyo Olimpiyatlarında Rusların 3000 metre engelcisi. Yani dünyanın en iyi sporcularını, Balkanların da en iyi sporcularını olarak beni seçmişler. Stadyumda başladı yarış. Bir mezarlığa bir koşu parkur yapmışlar içerisinde. Her turda giriyor, koştuğumuz kros, stadyumun içerisine giriyoruz, çıkıyoruz. 4 tur şeyine göre. Yine ben en sonunda o grubun içerisinde stadyum gözüktü. Stadyumu artık görüyoruz. Bir fırladım oradan. Birinci olarak sahanın içine girdim. 100 metre sonra yarış bitiyor. Su engeli koymuşlar biliyor musun? 50 metre kala. Yani su değil, su engelli. İyice zorlaştırmışlar. Ben tabii hayatımda engelin üzerine geçmedim ki. Ben onun üzerinden bastım, geçti, ayağımı yere koydu. Yanından bir tanesi fişek gibi adam basmadı bile. Şak diye geçti. Adam birinci oldu, ben ikinci. Meğerse dünya rekortmeni 100 metre engelli de Rus. Ben ikinci oldum. Akşam çok güzel bir karşılama yaptılar. Herkes hayret etti. Yani bir Türk ay yıldızı bayrağı taşıyan bir insan olarak. O zaman ilk defa büyük şöyle gördüm. Ödülleri koymuşlar. Çağırıyorlar. Git. Ne istiyorsan onu al diyorlar. Onlar vermiyor. Hiç ki elini vurmuyor. Kimse elini vurmuyor. Lan bir müzik seti var. Kafama onu taktım. İnşallah dedim bu herif bunu almaz. Onu beni alıyor diyor. Onun yanında bir tane daha küçük var. Onun biraz daha küçüğü var. Lan o olmazsa o olur falan diyor ama adam da gitti tabii onu aldı. O zaman da çok değerli bir olay yani müzik seti. Ondan sonra ben de gittim öbürünü aldım tabii. Benim için çok büyük başarılı. Muharrem abi sohbet çok güzel gidiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Çok siz bunları anlatırken bu başarıları hem bir Türk insanı olarak ya, hem bir Türk atleti olarak koşmuş bir sporcu olarak İnanın gözlerim
Evet, hakikaten eksik doldu. Başarıları bize armağan ettiniz Türk ulusuna. Ama ben çok teşekkür ediyorum. Bir şey soracağım. Özür diliyorum sözünü kesmiş gibi olmayayım. Yine efsane sporcumuz, efsane başkanlarımızdan Nuri Turan hocamız hakkında bize bilgi verirseniz çok mutlu olacağım ben. Nuri Hacı olmasaydı belki de ben memleketime dönerdim. O kadar atletizme, o kadar bana yardım etti ki. Şöyle ki, tabii otelde kalıyordum. Sene 1957. Bir gün dedim ki, ya artık sıkılıyorum, özlüyorum yani memleketimi. Bütün ailem orada. Ondan sonra, ya ben dedim, şey yapıyorum. Böyle bir konuşmamız oldu böyle. Kafamın içine bir şey. Altan Türk herhalde söyledi. Altan Türk'ün asker arkadaşımız. Hocam demiş, Nur abiye. Muharrem demiş, böyle böyle diyor demiş. Sıkıldı diyor demiş. Çünkü elimizde param falan yok. Ya bir para meselesi çok bende. Ama yemek yediriyorlar, yatırıyorlar. Ama para olarak yok yani. Nasıl para var bende? Tabii ben yurt dışına Mısır'a gittim mesela. Harcırak veriyorlar. Hiç harcamıyorum. Hep parayı cebimde yani. Çünkü yiyecek içecek bilmem her şeyi veriyorlar zaten. O da Nur abi dedi ki bir gün bir de Allah rahmet eylesin. La oğlum dedi. Sen dedi böyle böyle demişsin dedi. Hocam sıkıldım dedim ya. Yani Besim Hoca'ya da söyledim. Hocam hiç olmazsa bir hafta memleketime gideyim filan dedim. Dedi ki sıkılma dedi. Seni asker yapayım mı dedi bana. Hocam dedim ben askerliğime daha 100 lira var dedim. Nasıl asker dedim. Ben yapacağım sana dedi. Beni aldı Ulus'ta valilik olan arkasında küçücük bir yer var. Orada jandarmaymış bir şeyler. Oraya götürdü. Bir üst yüzbaşı karşıladı. Hocam buyurun dedi. Komutanım buyurun dedi. Dedi ki işte, belki duymuşsun evladım dedi. Bu çocuğun geleceği çok iyi dedi. Bu daha bu yaşta dedi işte kazanıyor dedi. Milli takıma girdi filan. Hocam dedi gazeteler yazdı zaten dedi. Hep dedi gazeteler diye. O zaman şanssızlığımız televizyon filan yoktu tabii. Hep gazeteden bir şeyimiz vardı. Dedik bunu asker yapalım dedi. Kaç doğumlu işte şu doğumlu. Tamam yapalım hocam dedi. Abi 10 dakikanın içinde bize bir dilekçe yazdılar. Verdik. Dediler ki sen asker oldun dediler bana. İyi tamam. Asker olduk. Tamam. Abi 3 gün sonra Nur abi çağırdı. Dedi ki asker oldun. Hayırlı olsun. Öpüyorum seni. Silvan'a gideceksin dedi. Diyarbakır'ın Silvan'ına gideceksin dedi. Aman hocam dedi, ben ne işim var orada dedim. Ben bilmem oralar falan. Böyle çocuk şeyi ya valla. Ondan sonra tamam dedi. Beni trene bindirdiler. Diyarbakır'a gittim. Silvan'a günde bir tane kamyon gidiyormuş o zaman. O tarihle. Kamyon gidiyor. Öyle otobüs falan yok. Kamyon gidiyor üstadım. Ben de ilk milli olduğum zaman naylım oradan, Allah rahmet etsin. Benim elbisem yoktu. Ben gelirken elbisem falan yoktu. Ben eşofmanın üstüyle geldim. Eşofmanla geldim ben. Gaziantep'ten. Bana bir lacivert ceket, gri pantolon verdiler. İşte kravatı takmamış hayatımız boyunca. İlk defa kravatımızı taktık. Şeye bindik, trene bindik, yedik. Orada da kamyona bindirdiler. Kamyonun üstü açık oldu. Şimdiki gibi asfalt falan da yoktu. Ben sonuçta Silvan'a vardığımda baktım ki benim çekim tamamı beyaz olmuş. Lacivert diye bir şey kalmamış. Dedim ki nerede dedim jandarmanızı sordum. Dediler ki işte bir kilometre yürüyeceksin. Gittik bir kilometre. Ben orada 11 gün kaldım. 11 gün askerlik yaptım. Yalnız bir gün dediler ki işte talime malime çıkarttılar bilmem ne yapıyorlar. Bir as subay dedi ki ya dedi burada dedi bir sporcu mu varmış ne varmış dedi lan o dedi, kim o adam lan çıksın bakayım filan filan dedi. Ya. Dedim benim dedim ismin ne lan senin dedi Muharrem Dağ Kılıç'ın ben efendim. Ya oğlum dedi sen milliymişsin ya dedi. Evet dedim. Yüzbaşım söyledi bana dedi. Yüzbaşım seni çağırıyor dedi. Gittik yüzbaşının yanına. Dedi ki sen talime çıkmayacaksın. Bak dedi dağ var veya dışarıya müsaade deriz sana. Dışarıda da antrenmana git gel yap dedi. Dışarıya çıkayım dedim ben. Koçak dağ diye bir ya dağ var. Ben yola çıktım. İleride bir köyü görüyorum. Alabildiğimizde gidiyoruz yani antrenmanımızı yapıyoruz. Abi dağ köye falan aşağı yukarı
ne bileyim yani bir 200-300 metre kaldım. Lan 4-5 tane köpek bizi bir saldırdı. Ben bir döndüm, köpekler bana yetişemedi, Allah belanı versin. Ben dedim bir daha geldi, aldım bunu, çıkmam dedim. İki gün sonra... Ama köpekler Türkiye'nin en önemli atletiyle yarıştılar. Evet, yarıştılar vallahi. İki gün sonra da yürüyüşe çıkarıyorlar. Kapıda bekliyordu. Bir bisikletçi, bir adam geldi, PTT'ci. Dedi ki, şeye ver, bir yazı verdi. Şeye, yüzbaşıya. Ona bakmış. O sporcu, çık oğlum dedi, geldim. Hemen şimdi Ankara'ya gideceksin dedi. Nur abi, jandarma genel komutanının imzasıyla Tahsin Çelebi Can, o itilallarda ölen adamlardan. Onun tabii genel şeyi. Abi o gün beni trene bindirdiler ya. Ankara'ya geldik. Şunu söylüyorum. Nur abi hep o zaman askerlik 30 aydı. 30 aydı evet 30 aydı. Hep iyi ve iyi baktı ki. Hiçbir şey eksiğimi de bırakmadı. Onun için Nur abi hem Türk sporuna hem de mevcut olan bir tek atletizme değil. Bütün branşlarda hocaların hocası. Yani gelmiş geçmiş benim gözlerim, bu benim görüşüm tabii. Gelmiş geçmiş bütün branşının en iyi insanı bütün sporlara yardım eder. Ahmet Ayık güreşte benim asker arkadaşım aynı zamanda. Tevfik Kış. Yani güreşler, boksörler, atletizm, tekvando bunların hepsi branşlarda vardı. Elinden gelen her şeyi de yaptı ve ilk defa da o zaman Silahlı Kuvvetler Şampiyonası'nda işte yine Abdullah abi o zamanlar koşuyorlardı tabii hepsi. Ben kazandım. İlk defa da hayatımda bana bir bahşiş, bir para zarfın içine koyup bana para verdi. Parayı da o zaman gördüm abi. Muharrem abi, biraz evvel birkaç defa isim zikrettiniz. O da atletizm camiasının çok önemli kişilerinden, iz bırakmış ağabeylerimizden biri. Federasyon Başkanımız Abdullah Kökpınar hakkında da bizi bilgilendirebilir misiniz? Tabii, gayet tabii. Tabii ben geldiğimde Abdullah abi yaşla büyük bizden tabii. O aşağı 10-12 yaş büyük. 92 yaşında şu anda. Evet, 92 yaşında. Abdullah abi tabii koşu bittikten sonra önce tabii yeni geldik. Herkes birbirimizi tanımıyor. Tanıyoruz. Seyahatlara falan beraber gidiyoruz falan. Hiçbir saygısızlık görmedim ve bana da yardım şöyle dedi. Aferin çocuğum, çok iyi koşuyorsun. Sen büyük şampiyon olacaksın. Daha geldiğim günden itibaren yani daha doğrusu Mısır'ı takımına girdikten sonra herkes onu kabul etmiş oldu. Ulan gelip de iki buçuk ay içeride nasıl milli takıma girer diyerek. Onları geçiyorum çünkü. Abdullah Bey bugünden geçtim o zaman yani. Abdullah abi onun için o da çok spora büyük hizmet, atletizm çok büyük hizmet etmiştir. Çok büyük hizmet etmiştir. Ve genel müdür yardımcısı olmuştur. Federasyon başkanı olmuştur. Ve beni de yönetim kurulu üyesi olarak almıştır. Ben 1971 yılında atletizmi bıraktığım zaman o zaman İzmir'de Akdeniz oyunları vardı. Beni kamp müdürü yaptılar biliyor musun? Bıraktığım ayda beni kamp müdürü yaptılar. Yani oyunların kamp müdürü yaptılar. Atletizm şeyle yaptılar. O zaman sonra Zerif abi döndük. Bir ay, iki ay sonra ama ben atletizmi bıraktım ama her gün yine sahaya gidiyorum. Ondan sonra ilişkilerimiz oluyor. Dedi ki Muharrem'cim seni de federasyon yönetim kurulu üyesi yaptık. O zaman başladık daha bak. Atletizmi bıraktım. Bir ay, iki ay sonra beni yönetim kurulu üyesi olarak Cerf abi aldı. Ondan sonra ne kadar federasyon başkanı geldiyse hepsine yönetim. Hiç açıkta kalmadım. Hiç açıkta kalmadım. Hem federasyon yönetim kurulu üyesi oldular hem de il spor temsilcisi yaptılar. 13 senede aralıksız il spor temsilciliği yaptım. 13 sene. 13 sene. Kulüp kurdum. Amatör atletizm kulübü vardı. Müsüllası vardı. Rahmetli. Lassi Baba. Lassi Baba. O genel kurulu yapmamış adam artık İstanbul'a, Ankara'dan İstanbul'a gidiyor. Onun kulübünü devam, o zaman da ihtilal da olmuştu. Kulübü kapatmışlar. Gittim, müracaat ettim. Dediler ki o kapandı. Ben açtırmak istiyorum. O zaman ihtilal yapılır. Hadi mama
10 defa gittim belki kulüp kurmak için, tekrar amatör atletizm kulübü. Kulüp kurdum. Kulübümün ilk defa Avrupa'ya bayanlarda Avrupa kulüpler şampiyonasına katıldım. Kulüp kurduk. Ne kadar federasyon başkanı olduysa hepsi de beni almışlardır. Abdullah abi de dahil. Nur abi oldu. Nur abi de almıştır. 4 tane federasyon başkanı da as başkanlık yaptım. Yılmaz Sazak, Hüseyin Manoğlu, Ali Ergeç. Sonunda da 1993 yılında dediler ki artık atama bitti. Meclisten çıktı bu. Atama yok. Seçimden olacak kardeşim dediler. Bize, bana bir imkan da verdiler. O da bana vurdu yani. Allah var şimdi. Çünkü federasyon başkanı olmak için üniversite mezunu veya en az lise mezunu olması lazım. Ben değilim. Onu da söyleyeyim. Ne yapalım? 50 defa milli olan kişiler o şeyden faydalanıyor dediler. Ben öyle oldum federasyon başkanı. Onu da söyleyeyim yani. Onun için de 50 defa değil, ben 183 defa oldum. Cebimde şu anda belgem var. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nün verdiği belge var bende yani. Öyle şey değil. Kafadan atmıyorum yani. Muharrem abim merhaba. Şimdi bir sürü şey zaten biz sormadan ağzınıza sağlık anlattınız. Bu arada isimlerini anmadan geçemeyeceğimiz ve sizin de hayatınızda olduğunu bildiğimiz büyüklerimiz de var. Onlarla ilgili birkaç şey söylemenizi isteriz. Mesela İsmail Hakkı Güngör, bu anlamda hayatınızda ne kadar yeri var, neler yaptı sizin için? İsmail Hakkı Güngör, atletizmi çok sever. Atletizme yardım eder. Bana da yardım eden insandır. Federasyon başkanı olduktan sonra, insan ilişkilerinin birebir insan, bir Nail-i Mora dedim, bir de İsmail Hakkı Güngör şeyini. Abdullah abi de federasyon başkanı yaptı, atletizm yaptı. O içimizde olduğum için o her şeyi biliyordu, olayı. İsmail Hakkı Güngör, albaylıktan biliyorsun. Hı hı, öyle. Evet. 1965, İsmail Hakkı Güngör'ü iyi tanıyorum da, yani yakından da, o da beni yakından görüyor. Ama yurt dışına birlikte gittik, Rusya'ya gittik biz. İsmail Hakkı Güngör'le. Hatta o zamanlar, şimdiki gibi böyle uçaklarda şey yok, direkt uçak yoktu. İşte Avusturya'ya gittik. Aktarman falan gidiyorduk. Orada kaldık. Ertesi gün baktık ki o resmi şeyle, elbiseyle gitti. Yarbaylıktan albay olmuş ben 30 Ağustos şeyine orada rastladık. Rusya'ya beraber gittik. O arada tabii beraber giderken de yakın Gülkan Çevik vardı bir de. 400 metre duymuşsunuz da. O da vardı. Uluslararası yarışmalarına gittik Rusya'ya. Orada daha iyi tanıdım. Şimdi Rusya'ya gittik. Müsabaka bir gün kaldık. Hatta otelde de yatırma. O zaman da Büyükelçi Fahri Korutürk'tü. Cumhurbaşkanlığı yaptı. Büyükelçiydi o zaman orada. Dedi ki yok dedi, otellerde kalmayacaklardı. Şeyimizde kalsın. Elçilikte kalsınlar dediler. Çünkü çok şeysiz bir yermiş demek ki. Sonuçta ertesi günü müsabakaya gidiyoruz. Stadyuma vardık. Stadyumda İsmail Hakkı Güngör'den Allah rahmet etsin. Hep başımızda. Gürkan Çevik geldi dedi ki, ya dedi Muharrem'cim dedi, benim dedi bir ağrım var dedi. Ben onu dedim ki, o şeydendir, heyecandandır. Yarışa girerken insan stres, bir heyecanlanır, stres dedim, olur dedim. Yok filan dediler. Yok dedi, tak gözümün önünde düştü, yere düştü. Lan doktorlar geldi, bilmem ne geldi filan filan. Aldılar bunu, hastaneye götürdüler. Apansızı patlamış bir resim. Tercüman geldi, ne oldu dedi, dedik ameliyat aldılar dedi. Apansiti varmış, onu çattım. Ulan benim bir moralim bozuldu, Ulan ben bir saat sonra da ben koşacağım yani. O ara dedim ki, moralim bozuldu. Ya dedim, bir şey var mı burada, masör falan var mı dedim. Ben de sinirim bozuk falan dedim. Gitti sordu, varmıştı. Türbünün altında bir yer var. Atletizm bir 24 branş. 24 tane doktor var orada, masör var. İlk defa hayatımda orada gördüm. Bu kadar gezip dolaşıp. Gitti birine bir şeyler söyledi. Adam demiş ki branşı ne? Branşı onu söyledi. O da demiş bana ne koşacaksın dedi bana. Ben de 5000 metre koşacağım dedim. Demiş ki 5000 metre. Adam oradan kartı geldi. Beni yatırdı, soydular.
defa böyle bir şey görüyorum. Adam bacağımı aldı. Şöyle bir okşadı. Bunu aldı bir okşadı. Bir daha okşadı. Üçüncü de durdu. Başladı Rusça konuşuyor. İşte bir şey, o geldi, bu geldi, o geldi. Adam orada 24 tane masör müdür, doktor mudur? Hepsi gelen benim bacağımı ekliyor. Ediliyorlar. Hepsi ediliyorsun. Böyle bacağımı okşuyor, ediyor filan filan. Hem de konuşuyorlar. En son dedim ki ya ne diyorlar, ne ya bunların şey dedim. Ya dur dedi, çok önemli şeyler konuşuyorlar dedi. Diyormuş ki öyle bir adele varsa şu anda dünya rekoru koşacak, rekor kıracak adelesi var. Çok güzel demişler. İsmail Hakkı Güngör'de bunu söyleyen idareciler söylemişler. Baktım ki İsmail Hakkı Güngör gözlerinde böyle yaşandı. Dedi ki vay be, böyle bir sporcuya sahibiz dedi ya. İsmail Hakkı Güngör'ü öyle iyi tanıdım ya. Geldikten sonra, idareci olduktan sonra İsmail Hakkı Güngör müsteşar falan oldu biliyorsun. Hep beni çağırırdı, konuşurduk, oğlum ne yapıyorsun? Atletizmde hata yapmış, federasyon başkanı da yaptı, idarecilik yapmış. Hata yapmış olabilir, ben kabul ederim. Ama bilerek hiç kimseye kötülük yapmadım. Bilerek hiç kimseye uğraşmadım. Biz bilincindeyiz. Hazır biraz önce söyledim, Gürkan Çevik, onunla bir dostluğunuz falan da vardı. Beraber seyahatlere falan gittik. Seyahat ettik. Eğer 1962 senesinde Balkan Şampiyonası Ankara'da yapılsaydı zaten 48 koşmuştu o tarihlerde. Ama ve toprak pistte o çivillerde. Evet. Ama izin alamadılar. Daha doğrusu gemi değilmiş o zaman. Onların bir şeyi var. Zaten ondan sonra geldikten sonra koşmadı bir daha. Amerika'ya gitti. Orada yaşıyor şu anda da. Onu da biliyorum ya. Yani. Evet. Hazır böyle konuşuyoruz abi. Eski böyle anılarımız falan da var. Muharrem abi. Orhan Altan dediğim zaman. Senin hayatında ben biliyorum ki çok zamanlarınızın da beraber olduğu, yaşadığınız güzel bir abimiz, güzel bir insan var. Onun hakkında neler söyleyeceksiniz? Orhan Altan iyi bir arkadaşımızdı. Ve seyahatlerde hep birlikte olurduk. Beraber gezerdik. Hatta mağazayı açtığım zaman 1968'de her gün bana uğrardı. Ve atletizme iyi bir sporcuydu. Takıma da girmiştir. O zaman sırık atlıyordu. O bakımdan hiçbir aramızda hiçbir şeyimiz olmadı. Sümmetimiz olmadı. İyi bir arkadaşımızdı. Allah rahmet etsin. Bir de zaten onların futbol oynamalarını silen. O çok meşhur. O çok meşhurdur o olaylar. Yani. Yani, Muharrem abi. Yunanistan atletizminde Segas bildiğimiz ve onun 50. kuruluş yıl dönümünde Türkiye'den bir grup atlet oraya gittiniz ve orada çok güzel anılar yaşadınız, anılarınız oldu. Bunlardan biraz bahseder misiniz? Tabii Yunanistan atletizmin kökeni biliyorsun. İlk olimpiyatlar orada yapılmışlardı. 50. yılında Türkiye'de Balkan şampiyonu olanları, Akdeniz oyunları olan şampiyonları davet etmişlerdi. Ve İzmir'de vapurla geçtik Sakız Adası'na, oradan da Atina'ya götürdüler. Yunanistan atletizmi yıllardır Balkanlarda en iyi organizasyon yapan ve atletizmi çok sever. Hatta onların esas anası atletizmdir. Anladım. Evet. Onun için de bizi orada çok güzel karşıladılar. Çünkü defalarca Balkan şampiyonası olsun, uluslararası yarışmalarında olsun. Belki oraya ben 30 defa gitmişimdir, davet etmişlerdir. Onun için de o zamanlarda aramızda hiçbir problem yoktu. Her zaman atletizm yapan insanlara da en güzel yerlerde misafir ağırlıyorlardı. Onun için de çok mutlu olduk. Hatta bir acı şeyimi de o gün Sakız Adası'na geçerken Cerfa abinin haberi olmuş rahmetlinin Fahir Özgüder'in ölüm günüydü. Orada yani belki dönmezler diyerek yani Atina'ya gitmezler diyerek Fahir'in cenazesine kalırlar diyerek söylemediler ama denizin ortasında söyledi. Gelecek programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim.